Merhaba. Önceki videomuzda hastamızın yüz arkı transferi nasıl yaptığımızı anlatmıştım. Bu videoda ise yüz arkı transferini artikülatöre nasıl aldığımızı anlatacağım. Yüz arkı transfer bağlantısını artikülatörün ön çubuğunu çıkartıp ön bölgeye yerleştiriyoruz. Normalde alt tarafta duran sarı tablanın üst kısma takılması gerekiyor. Böylece artikülatörün üst ve alt parçaları da yer düzlemine paralel hale geliyor. Daha sonra mıknatıslı tablayı alta yerleştiriyoruz ve üzerine gördüğümüz bu parçanın tutunmasını sağlıyoruz. Bu parçanın amacı yüz arkının ağız çatalına, sonradan üzerine koyacağımız model ve alçı tarafından aşağı doğru kuvvet uygulanmasının engellenmesidir. Artikülatörü bu şekilde ters çevirerek metal halkaların tek noktadan temas etmesini sağlıyoruz ve bu noktada da bu parçanın vidasını sıkıştırıyoruz. Kliniğimizde kullandığımız Formlab Printer'dan çıkarttığımız modellerin 25 mikron ile basıldığında kalitesi bu şekilde görünüyor. Alçının tutuculuğunu arttırmak için de retansiyon olukları açmamızda fayda var. Artikülatörün üzerine bu tutunma çubuğunu yerleştirdiğimiz zaman üst tablanın üzerine alçı konması çok daha kolay oluyor. Artikülatörü açıp mıknatıslı sarı üst tablayı yerleştiriyoruz ve modelimizi bu kırmızı bite tape'lerin üzerine dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Bu aşamada artikülatörün açılıp kapanırken üst çenenin posteriyoruna değmemesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa alçıya tablayı yükledikten sonra model yerinden oynuyor ve bir panik yaşamak durumunda kalıyoruz. Kliniğimizde kullandığımız artikülatör alçısını karıştırıp üst tablaya ve modelin üzerine koyuyoruz ve hiç düzeltme ve oynama yapmadan direkt üst tablayı kapatıyoruz. Bu alçı çok çabuk sertleşen bir alçı. Sonra da alçının vertikal yerleşmesini minimalize etmek için de üzerine bir ağırlık yerleştiriyoruz. Alçı yaklaşık 10 dakika sonra sertleşince bu sefer önceki yüz arkı transfer parçasını çıkartıyoruz ve alt tabla işlemlerine geçiyoruz. Ön çubuğumuzu yerleştirirken mum kalınlığına göre ortalama bir hesapla yükseltmemiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Çünkü açık kapanışla mum kayıtlarımızı almıştık. Sonra kırmızı tablayı önümüze getiriyoruz ve ekranda gördüğü şekilde artikülatörümüzü ters olarak tablayı yerleştiriyoruz. Mumlarımızın üzerine koyduğumuz bu işaretlerden yardım alarak tam olarak dişlerin üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirmemiz kolaylaşıyor. Alt modelin sıkıca oturması için özel bir çubuk sistemi var aslında ama klinikte rutinde daha pratik olduğu için bu lastik yöntemini uyguluyoruz. Daha sonra artikülatörü kapatıp oluşan mesafeye önceden bakıyoruz ki ilk etapta nereye alçı koymamız gerektiğini görebilelim. Modeli ark şeklinde bastırdığımız için alçı aşağıya atmasın diye dil bölgesine ıslatılmış peçete sıkıştırıyoruz. Yine dikkatli bir şekilde artikülatör alçısını tablaya ve alt modele koyuyoruz ve yine üzerinde çok fazla oynama yapmadan sertleşmesini sağlıyoruz. Alçı donduktan sonra lastikleri kesiyoruz. Sırayla mumları, peçeteleri çıkartıyoruz ve son haline bakıyoruz. Şimdi modelleri çıkartıp kenarlarının düzgün görünmesi için alçı ilavesi ve zımpara yapıyoruz ve modellerin son hali bu şekilde tertemiz görünüyor. Modelleri artikülatöre yerleştirdikten sonra ön çubuğu çıkarttığımızda ilk temas noktalarını görebiliyoruz. Bu konuyla ilgili videoyu YouTube kanalımızdan bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ise bu modeller üzerinden MPI kaydı nasıl alıyoruz onları anlatacağım. Görüşmek üzere.